insan grubu o zamlara sebep olan yönetimi alkışlıyorsa demek ki daha fazla zam, daha fazla yoksulluk, daha fazla fakirlik istiyorlar. Yani. Ya akaryakıt istasyonlarında tabelalar durmuyor. Sürekli değişiyor her gün. Yine dün gece gelen zamla benzin ve motorine. Benzin 18 lirayı geçti, motorin de 19 lirayı geçti. Ama daha biz bu haberi hazırlayıp izleyicilerimize paylaşana kadar bu gece gelecek bu başka gece bir zamın haberi gelecek. Elimize ulaşıyor. Şey yapacaklar muhtemelen şey? En şeyi düz 120 lira yapıp vatandaş kuruşlarla küçük hesaplarla kafası yorulmayacak. Düz 120 lira yapıp bitirmeleri lazım. Yuvarlasınlar. Bir şey söyleyeyim mi? Bu doğru değil. Fake olarak yapın. Bir kanal böyle şey yapıyor. Alt başlık koymuşlar. Halk her gece ucuz mazot alıyor. Bu bir espri olarak yapmışlar. Ama doğru. Ama doğru. Evet. Bak her gece ucuz. Mesela dün akşam alanlar bu akşamkinden ucuz daha ucuz alıyor. Bu akşamkinden daha ucuz alıyor. Hani çünkü her gün bir pahalı alıyor. Her bir, ne kadar önce alırsan o kadar ucuz alıyorsun. Doğru değil mi? Her gece gidiyor. Evet. Kuyruk resimlerine de koy. Kuyruğa girdin mi? Evet. Diyelim ki dün kaça 69 şey 53 kuruş zamla almıştık. Hı hı. Dün 53 mü? 53 benzine 53 kuruş diyor. Zamla almıştık. Dün kaçırdınsa bugün üzerine bir 69 kuruş daha koyacaksın. İsterseniz kuruşları bırakalım şöyle ifade edelim. Arkadaşlar Sözcü Gazetesi'nin 7. sayfasını eğer ekrana getirirsek orada şöyle bir başlık gözümüze çarptı. Depo 1000 liraya dolmuyor. Evet. Arda arda gelen akaryakıt zamları sonrası vatandaş araçlarının deposunu dolduramaz oldu. Hatta her sabah İbrahim Kahveci Mehmet Tezkan buraya gelirken böyle son zamanlarda konuşuyoruz. Trafikten ben tabii hem biraz daha erken geldiğim için o kadar gözlemleme fırsatım olmuyor. Ama sizler program sonrasında çıkışta da zaten İstanbul genelinde trafiğin epey rahat tabii, olduğunu trafik, söylüyorsunuz. Trafiğe, ya aşağı yukarı Ocak ayından beri İstanbul trafiğini ciddi şekilde çok etkiledi. Azalttı yani etkiledi. Ortalama, İnsanlar araba kullanamıyor. Ortalama 60 litre civarında kapasiteye sahip araçların depolarını tam doldurmak isteyenler 1000 liradan fazla ödemek zorundalar. 1083 lirayı buluyor bu son zamla. Daha büyük bir aracınız varsa hele kamyon, otobüs gibi ağır ticari araçların kullanım maliyeti de artıyor. Tabii bu da hepimizi yine 84 milyonu ilgilendiriyor değil mi? O tabloya bakarsan evet. Diyor ki geçen sene 7 lira 27 kuruşmuş benzin. Şu anda 18 lira 18 kuruş. 60 kuruş daha koy 19 liraya geliyor yani. Hadi şunu da söyleyelim. 15 aylık artış %185. Benzin aşağı 18.08 bu akşam 88 kuruş geliyor. Yok 68 galiba. 88. Pardon. 18.08. 69. Bu akşam 69 evet. Hı. Bu akşam 69. Mazot 19.01. Şu anda 01 84 kuruş geliyor. 84 kuruş geliyor. O, onunla beraber 60 litrelik bir aracın mazot deposu kaça dolacak? 1190 lira. Bakın 1083 iken şimdi evet. Şu anda demek ki bir gün sonra 1190 ama lira. Şuraya bakın. Geçen sene biz bu ayda 7 lira 27 kuruş alırken şimdi 18 lira ya benzin geçen alacağız. Yıl Eylül'de ama bir hatta. Yok. Eylül'e bakayım. Geçen yıl 20 mesela 6. ayda 7 lira 78 kuruşa benzin almışız. 8 her liraya almışız. 10. ay Eylül her 10. Şey, 10. ayda. Evet. 10. ay. Her şey bak, yeni modelle. 8 liraya almışız. Yeni modele geçmişiz. 18 daha koyarsan 18.78 mi oluyor? 19 liraya yaklaşmış. 19 lira. 10 liradan 11 lira artmış. Bunun sebebini söyleyelim tekrar. Bunun bir ay önce, bir buçuk ay önce 1/3 yeni Türk modelinin maliyetiydi. 1/3 yurt dışı kurdu. Petrol fiyatı artışıydı. Şu anda yarısı yeni Türk modelinin maliyeti. Yani 19 liraya aldığımız akaryakıtın aslında bize yeni Türk modeli falan demeseydiler, eski modelde devam etseydik, yani yeni model icat etmeseydiler işte cari fazla vereceğiz, ithalat azalacak, ihracat artacak diye faizleri indirerek. Bakın ne oldu? %54 enflasyon, %14 faiz. Bu model diye bir şey çıkarmasaydılar şu anda akaryakıtı 10 liraya alacaktı. 10 liranın üstü kısmı nereden geldi? Şeyden. 10 liraya niye alacaktık? Dünyada petrol fiyatı, Rusya, Ukrayna filan onlarla beraber 10 liraya alacaktık. Bunun üstündeki fiyat
yeni Türk modelinin kaymaklı fiyatı. Yani sen diyorsun ki bu şeyle mi, kur artışı nedeniyle mi? %10. Bunun 10 liranın üstü kur artışı. Kur artışı ne? Merkez Bankası'nın ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın fikri, hani faiz sebep enflasyon sonuç teorisi var ya, yeni Türk modeli var ya, bu 10 liranın üstündeki, yaklaşık olarak söylüyorum, 10 liranın üstündeki fiyat bizim oluşturduğumuz fiyat. Bizim maliyetimiz. 10 lira dünya petrol fiyatları. 10 liranın üstündeki fiyat bizim maliyetimiz. Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlarla ile düşürdüğümüz gibi enflasyonu da aynı şekilde düşüreceğiz demiş Maliye Bakanı. Evet, sosyal medyadan paylaşımlar. Sen diyorsun ki dolar arttığı için benzin artıyor. Diyor ki doları düşürdük diyor. Yenilikçi metotlarla 8'den 14'e düşürdüler. Doları düşürdük. Tabii tabii. Eylül'den bu yana 8'den 14'e düşürdüler doları. Peki enflasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde görüldüğünü, etkili olduğunu görüyoruz. Birlikte şahit oluyoruz. Seçime tek haneli rakamla gireceğiz enflasyon konusunda. Tabii dün enflasyon rakamları açıklanınca. Kim diyor bunu? Nurettin Nebati diyor. Geçen ay ne demişti? Geçen ayda arkadaşlar Anadolu Ajansı'nın bir haberi vardı. Tabii. Geçen ayda söylediği şeydi. Bakın işte burada. Enflasyon Nisan'a kadar %50'nin altında, zirve yapmasını bekliyoruz. Evet. Nisan'a kadar çıkacak ama %50'nin altında. Dün, geçen ay dedi, söylediği bir ay tutmadı. Bir şey söyledi. Enflasyon ne oldu? Selçuk %54. Geçer var ya, ekonomist. Evet. Dün Ayşenur'un programına çıkıp açık yapmış, bir tablo da vermiş. Saymış 10 ülkeyi. Mesela diyor ki İsviçre, hani bütün Avrupa'da var ya diyor, İsviçre 1,5, %1,5. Fransa 2.8 enflasyon. Bütün Avrupa'da var ya. Danimarka 3.1. İşte İtalya 3.8. Almanya 5.1. Bak çok yüksek. En fazla Hollanda 5.7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ülkeyi sıralamış alt alta. Toplam enflasyonları %35. Biz bütün Avrupa'nın enflasyonundan... Ha işte buyurun. Buyurun. İşte bu. Şeyi hatırlıyor musunuz? Bu tablo A Haber televizyonunda da böyle bir tablo hazırlanmıştı. Yorumculardan Cemil Barlas ne demişti? Türkiye enflasyonunu bunların hepsini toplamı zannetmişti de sosyal medyaya düşmüş, hatırlar mısınız? Biz evet evet, aşağıdaki. İşte tam böyle bir tablo üzerine yapılıyor. Bunlar şuraya bakın, bize yutturuyorlar. Avrupa'da da enflasyon var diye. Var, var. Avrupa'da, İtalya, dünyada da 3-5 işte enflasyonları. Bizimki 50-60, onlarınki 3-5, bizimki 50-60 ama onlarınki 3-5 sorun oluyor. Avrupa büyük sıkıntıda oluyor, büyük dertleri var. Marketlerde yiyecek bulamıyorlar diyor Sayın Cumhurbaşkanı. O kadar sıkıntıda, onların 3-5 enflasyonu onlara büyük sıkıntı yaratıyor ama bizim %50-60 enflasyonumuz bize sıkıntı yaratmıyor. Neydi? Bu enflasyona, bu şeye neyi sebep oldu? Sayın Cumhurbaşkanı, arkadaşlar az önce verdiğiniz şey çok güzeldi. Faiz sebep enflasyon sonuç dedi. Az önce verdiğiniz grafiği tekrar verir misiniz arkadaşlar? Bakın işte, faizi 14'e indirdi, enflasyon 54'e çıktı. Neymiş? Faiz sebep enflasyon sonuçmuş. Ama doğru. Çok doğru. Doğru. Çok doğru. Faiz sebep enflasyon sonuç. Faizi 14'e indirdin, enflasyonu 54'e çıkardın. Nereden? 16'dan 54'e çıkardın. İnsan bir insan. Ve hala bakın, salgın sonrası dönemde küresel ekonomik aktivitedeki toparlanma neticesinde enflasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde etkili olduğuna birlikte şahit oluyoruz. Hala salgın deniliyor. Hala her şeyin tamamen küresel şeyden kaynaklandığı sorumluluk üstlenmiyor. Yazıda ele almaya çalıştım. Bu yeni bir siyaset anlayışıdır. Bunun adına postmodern düzenin, postmodern siyaset anlayışı diyorlar. Gerçekleri üstünü örtüyorsun. Kendi bir hakikat, yani post-truth dedikleri bir dünya yaratıyorsun. Ve Maliye Bakanı çıkıyor diyor ki, anlatıyor. Biz doları nasıl düşürdüysek hem de yenilikçi modellerle enflasyonu daha da düşüreceğiz diyor. Cumhurbaşkanı çıkıyor, Almanya'da kuyruklar var diyor. İşte bir Maliye Bakanı da diyor ki Avrupa kırılıyor enflasyondan diyor. Liste ortada. Biz bunu indireceğiz diyor. Şöyle davranıyorlar. Dışarıdan sanki birileri getirmiş enflasyonu, bunların kucağına koymuş. Evet. Zavallılar bulmuş. Dolar gelmişler 14 lira. Enflasyon yüzde indireceğiz diyorlar. Biz yaparız. Şimdi bunu nasıl yapıyorlar? Bunu niye yapıyorlar? Bir algı operasyonu yapmak için. Yardımcıları kim? Medya. İşte bak, medya enflasyon haberine 60 iş sayfalığının dibine
zam, benzin zam haberini vermiyor. Geniş kitleleri sanki yokmuş, bu dışarıdanmış. Demek üç gün sonra, çok etkili oluyor. Bu yeni bir siyaset anlayışı, popülizm. Bakın diyorlar ki bu popülizm otoriter rejime geçmeden önceki son duraktır diyorlar. Hı hı. Ve şu anda Türkiye popülizmin en üst seviyesinde yapıyor. Dün biraz önce sen bahsettin, Cumhurbaşkanı ben de dinledim. Ankara danışma, parti dedim. Bütün gençleri toplanmışlar, sloganlar. Cumhurbaşkanı dinleyen yok bu arada söyleyeyim. Devamlı birileri slogan atıyor. Cumhurbaşkanı ne anlatıyor herkese? Ey Ankaralılar diyor, siz 15 Temmuz 2016'da şöyle direndiniz mi? Ya 2022, 6 yıl geçti mi aradan? 6 yıl geçti. 6 bir hikaye anlatması lazım. Ben size benzin zammı yaptım, enflasyonu şöyle indireceğim diyecek hali olmadığı için kahramanlık hikayeleri anlatıyor. Siz Kurtuluş Savaşı'na nasıl direndiniz? Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak diye şiirler okuyor. Ne diyecek? İşte sizsiniz diyor. Ondan sonra dönüyor muhalefete, çakıyor. Onlar Türkiye'yi geri götürecek, biz ileri götüreceğiz. Ya geri gitsek biraz iyi olacak mesela. 10 yıl geriye dönsek enflasyon kaçtı o zaman? %7. %7. %7. Faizler kaçtı? %8. Keşke 10 yıl önceye dönseydik. Dolar 1,5-2 liraydı. Ben istiyorum Türkiye, inşallah bu altılı grup başarılı olur. Türkiye'yi bir 10 sene geriye götürür. Geçen o şeylere vardı ya, kişi başına düşen gelir ne kadar? $9,500. Yanlış hesap. TÜİK'in açıkladığı şey. TÜİK'in hesabı yanlış. Niye yanlış? 84 milyon üzerinden hesaplanıyor. Türkiye 90 milyon. Evet. Değil mi? Evet. Suriyeliler buradan yemiyor, içiyor. Afganlar var, Pakistanlılar var, çalışıyorlar. Yani o bizim ülkenin milli gelirinden onlar da pay alıyor mu? Onları niye hesaba katmıyoruz? Böldüğün zaman 90 milyona düşecek 8 bin lira değil mi? Yani oraya bölse, bölmesen bile biliyoruz 2013'te 12.500-13.000 dolardı. Hayır, onu demek istiyorum. Keşke ülkeyi geriye götürecek gelsin diyorlar ya. Keşke 2012 mi dedin? 12'nin Türkiye'sine bu gelip de eskiye götürecekler diyorlar ya. Keşke götürseler. Nerede? 2005'e götürseler. 2006'ya götürseler. Evet. Keşke. O zaman şöyle de bir soru soralım. Programın birinci bölümünde Mehmet Esken şeyi anlattı. Putin %